Hepinize merhaba sevgili izleyicilerimiz. Şimdi işleyeceğimiz konu Türkiye'nin şu andaki durumu ne? Eğer bir hastalığı iyi teşhis edersek onun üstesinden geliriz ülkemizin de bu teşhisi yapması gerekir. Ben kendi düşüncelerimi, kendi fikirlerimi dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Ülkemizin şu andaki durumu ne? Şu bir gerçek. Türkiye'de siyasetçiler kendi aralarında Türk halkının lehine olabilecek olan işlerde bile anlaşmış değiller kısır çekişmeler var. Bütün partiler birbirine düşman gibi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. O nedenle partiler kendi güçlerinin çok altına düşmeye başladılar. Bunun nedeni ne? Nedeni şu. Hepsi bireysel. Kendi partisinin hep iyi olduğunu söylüyor. Muhalefetin sözüne kulak asmıyor. Muhalefet o da iktidarın doğru yaptığı işlere bu doğrudur demiyor. Şimdi Türkiye'deki partilere bakalım. Türkiye'nin şu anda bir numaralı partisi Adalet ve Kalkınma Partisi. İktidarda olan onlar. İki numaralı partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Onlar da muhalif kanadın en önde geleni. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti ve HDP gelir. Yani parlamentoda temsil edilen beş tane büyük parti var. Türk halkı da bekliyor ki bu beş parti kendi hakları, özgürlükleri ve istekleri doğrultusunda iyi olabilecek şeylerin parlamentoda kanunlaşıp çıkması. Böyle bir şeye tanık olamadık. Bundan sonra olur muyuz onu da bilmiyorum. Emin de değilim. Ama yaşadıklarımız şunu gösteriyor. Artık partiler güçlerini kaybettiler. Aslında bizim grubumuz bir araştırma grubu. Son yaptığımız araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar şöyle: kişisel veriler var, partisel veri yok. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisinin bizdeki verileri yüzde 22, yüzde 23 buçuk arasında. Ama Ekrem İmamoğlu ile olduğu zaman bu yüzde aşıyor bir daha söylüyorum. Bugün ana muhalefet partisinin verileri 22 23,5 arasında değişiyor. Ama insanlar Ekrem İmamoğlu ismini duyarsa bu veriler 40'ın 40'ın da üstüne çıkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi adı üstünde. Milliyetçilik unsurunu ön tarafa geçiren ülkücü bir parti. Ama parti hem liderinden kaybetmeye başladı son araştırmalarımızda hem de parti olarak kaybetmeye başladı. HDP. HDP hep kuşkuyla bakılıyor. Terör damgası vuruluyor istenildiği zaman, istenildiği zaman vurulmuyor. Ama bunun da hapiste olmasına rağmen Selahattin Demirtaş çok büyük bir etken. Tek başına %10'dan fazla oyu var Selahattin Demirtaş'ın. İyi Parti. İyi Parti'nin geliş nedenini Milliyetçi Hareket Partisi'nden koptular, yeni bir parti kurdular. Kim ne derse desin başarılı da oldular. Yüzde on seviyesinde seyrediyorlar. Ama Meral Akşener'in özellikle son dört ayki yapısal özelliği partiyi daha üste doğru götürüyor. Belli. Bu partide Ümit Özdağ'da da unutmamak lazım çıktığı televizyon konuşmalarında reytingi yüksek insanlardan biri. Gelelim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Aslında buraya fazla gelmeyelim. Neden gelmeyelim? Adalet ve Kalkınma Partisi eşittir Recep Tayyip Erdoğan. Olmadı, yanlış söyledim. Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan'la var. Yani Recep Tayyip Erdoğan büyüktür AKP. Bu bir parti için en tehlikeli şeydir. Yani Recep Tayyip Erdoğan yarın öbür gün ben partiyi bıraktım dediği an o partinin yüzde beşe gelmesi mümkün değil. Bu açık. Adalet ve Kalkınma Partisi iki yeni partiyi doğurmak üzere. Doğum gerçekleşti de kuruluş daha gerçekleşmedi. Birincisi Ali Babacan, ikincisi Ahmet Davutoğlu. Her ikisi de yeni bir parti kuracak. Ama Ali Babacan'ın izlediği strateji, Ahmet Davutoğlu'nun izlediği stratejiden daha iyi ve daha tutarlı. Bunların da hiç şüphesi yok. İkisi birden, en az AKP'den yüzde 10, 11, 12 o ölçümleri yapamıyoruz. Oy alacak kanaatindeyim. O zaman ne oldu? Partiler yok. Üç kişi kaldı. Bir, Ekrem İmamoğlu. İki, Recep Tayyip Erdoğan. Üç, Selahattin Demirtaş. Parti yok. Eğer sistem şimdiki gibi devam edip Recep Tayyip Erdoğan bu sistemden vazgeçmez ve Cumhurbaşkanlığı seçimine giderse kazanma şansı yok. Net görülen birinci şey bu. Net görülen ikinci şey Selahattin Demirtaş ve HDP'nin oyları hem Cumhurbaşkanlığı sistemini bu olmayı parlamenter sisteme geçersek hem de parlamentoyu çok derinden etkileyecek. Gözüken o. Artık ben bu ülkede yaşayan bir fert olarak Kürt Partisi demek istemiyorum. Kürtlerin Partisi demek istemiyorum. Eğer HDP gerçek anlamda Türkiye Partisi olmak istiyorsa yapacağı iki şey var. Birincisi PKK'dan uzak duracak. Zor ama duracak. Çünkü bu böyle kabul edilemez. İkincisi, HDP bunu başardığı andan itibaren, yani Türkiye Partisi olduğu andan itibaren, Türkiye'nin batısında da gerçek anlamda söz sahibi olabilir. Şimdi Türkiye'nin içindeki durumu, sizlere aklımın erdiği kadar anlattım. Yani, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş üçlüsü şu anda önde. Ama ittifaklara gelirsek, yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Meral Akşener'i de ihmal edemeyiz. Şundan dolayı edemeyiz. Meral Akşener yapısal olarak çok güçlü bir Türk milliyetçisi. Öyle sağa sola yalpalayan bir kadın değil. Ağzından çıkanı biliyor. <laughs> Hepinizden özür diliyorum. Ağzından çıkanı biliyor. Ne yapmak istediğini açık şekilde anlatıyor ve dürüstçe anlatıyor. Bu da ona bir getiri sağlıyor doğal olarak. O zaman şöyle bir şey olabilir. Meral Akşener, Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu ve Saadet Partisi. Saadet Partisi liderini de ihmal etmemek lazım. Belki de tüm bu liderler arasında en açık ve en net konuşanı bu. Gerçekten. Çok takdir ediyorum konuşmalarını. Hiç kimseye yaranmak için bir şey yapmıyor. Bir ihtimal, uzak bir ihtimal. Saadet Partisi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu da yanına alırsa çok büyük bir güç olur. Bu gücün yanında iyi Parti olursa ve Cumhuriyet Halk Partisi olursa, Türkiye'de hem Cumhurbaşkanlığı sistemi olsa ele geçirir, hem de parlamenter sistemde çoğunluğu ele alır. Peki bunlar oyları nereden alacaklar? Son seçimlerde 57 milyon seçmen oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 86. Yüzde 10 barajı hala var. Yani bir partinin barajı aşabilmesi için 4 milyon 800 bin 5 milyon oy alması gerekir. Bu o kadar kolay değil. Ahmet Davutoğlu Güneydoğu Anadolu'daki insanların dinsel bazına güveniyor. Kürtlerin bir kısmına güveniyor. Ama Ali Babacan öyle değil. Ali Babacan yelpazeyi geniş tutuyor, sosyal demokrat kanattan da, dinci kesimi kullanan kanadın belirgin kısmından da oy alabilme gücüne sahip. Bu yüzde onu bulur mu? O konuda bir ölçüm yapmıyoruz, yapamıyoruz çünkü partisi yok orada. Ama net olan bir şey var. Eğer bu kutuplaşma böyle devam ederse Cumhur İttifakı'nın kazanma şansı yok. Bundan sonraki bölümde bunları biraz daha açarak sizlere daha net bilgiler vereceğim. Şimdilik Allah'a